Salih Aleyhisselam'ı dinlemediler. Bizim de pek dinlemediğimiz gibi. Salih Aleyhisselam tarihte ilk defa kavminin helakine tarih verdi. Olacak ya Cenab-ı Hak da bu kavmi bir tüketim maddesi olan deveyle imtihan etti. Bak tüketim maddesi, gıda maddesi. Tüketme canavarı olmuş bir kavme Allah bir deve çıkardı. Bu deveye dokunmayın dedi. Alışınca, alışmış kudurmuştan beter. Sanki çevrede, piyasada gıda maddesi tükendi. Açlarından ölüyorlar. Yiyecek hiçbir şey kalmamış gibi. Yasak konuldu ya, haram. Hepsi hucum deveye saldırdılar. Alışmak böyle bir şey. 40 tane helal bir kenarda durur. Kimse yüzüne bakmaz. O bir yerde bir haram var ya. Herkes oraya hucum. Neden? Alışmış, alışmış. Alışmış kudurmuştan beterdir. Alıştırma kendini günaha. Tevbe nedir tevbe? Günaha alışmamanın adıdır. İnsan hata eder. Nefsine yenilir. Tevbe edince ne oluyor? Hemen düzelmeye çalışıyor. Yani alışmamaya çalışıyor. Tüketim çılgını bir nesil, Salih peygamberin dokunmayın dediği deveye saldırı verdiler. Alışınca böyle oluyor. Peygamber de dedi ki temettu fi darikum selasete eyyam. 3 gününüz kaldı. Şimdi ne olması lazım akıllı insanlar? Ya 3 gün aç kalsak ölmeyiz. Ya bu adam bir şey söylüyor. Ya dediği doğruysa, ya 3 gün sonra yok olacaksa, ya 3 gün bu boğazınızı bir tutun çenenizi. 3 gün geçsin yine yapacağınızı yapın. Yani bir isyankar mantığıyla düşünürsek. Bunu bile düşünemiyor. Peygamber tarih vermesine rağmen dinlemediler peygamberi. Tüketim kültürü böyle bir şey. Ve sonunda tarihten silindiler. Korkarım biz de oraya gidiyoruz. İnanın pazarlara, marketlere bakınca irkiliyorum. Yer gök nimet dolu. Rabbim bunların hepsini bize imtihan için veriyor. Hoyratça harcıyoruz. İrkiliyorum, ürkütüyor. Kendi adıma ben bunca nimete layık değilim ki. Ne yaptım da Rabbim bana bunları lütfetti? Ama nefsinin esiri olmaya alışırsak, dünya, bak Avrupa çöküyor diyorlar değil mi? Amerika çöküyor, herkesin dilinde. Niye çöküyor? Semud kavmi niçin çöktüyse onun için çöküyor.